olsa da zor gelmez bir şey. En iyi dostun olur seslenirsen. Çile kız, çile kız, şirin bir çile. Olsa da zor gelmez hiçbir şey çünkü o çile. Pekala, ben bahçeye çıkıyorum. Buyurun Bay Uzun Surat. Nar çayı ve elma dilimi. Teşekkür ederim Çilek kız. Rica ederim. Ve benim için kahveye baktığınız için teşekkür Büyük ederim. Büyük bir zevkle. Peki bahçe nasıl gidiyor? Çiçeklerin çiçek festivaline kadar açmasını umuyorum. Hadi bonbon. Evet, çiçek festivali. Yılın büyük olayı. Çilek kız nasılsın? Merhaba çocuklar. Merhaba dut çiçeği. Güllerin bu yıl harika görünüyor. Her zamanki gibi. Kazanma ihtimalimiz var her zamanki gibi. Teşekkür ederim limonlu şeker ve çilek kız. Al bakalım çilek kız. Çiçeklerin su isteyebilir hava daha çok ısınmadan önce. Peki teşekkür ederim. Bunlar çok güzel limon. Sanırım bu yıl kazanan kesinlikle senin çiçeklerin olacak. Hayır, menekşelerimin sizin ödüllü güllerinizi yenmesine imkan yok. Ben çok ciddiyim. Birincilik ödülünü alabilirsin. Ne kadar da naziksin. Birincilik ödülü. Ve şimdi... Sabahtan akşama kadar en iyi çiçekleri yetiştirmek için uğraşan kişi, birincilik ödülünün sahibi, limonlu şeker. Evet, harika. Harika. Çok yaşam. Harika. Harika değil. Limon. Ne? Geç oluyor. İçeri geliyor musun? Senin için endişelendik. Saatlerdir dışarıdasın. Hemen geliyorum. Gece için üstlerini örtünce gelirim. İyi geceler. Sabaha görüşürüz. Menekşem. Korkunç. Trajik. Tuhaf. Çok üzgünüm Limon. Zavallı menekşem. Ne olmuş olabilir? Kesinlikle bir gizem. Nasıl olduğunu bulacağız. Ama kim böyle bir şey yapabilir? Kim mi? Sence biri menekşeni mi aldı? Bir çiçek hırsızı. Oh, günaydın limonlu şeker. Bugün çok erkencisin. Siz de öyle. Günaydın tut çiçeği. Nasılsınız? Limon? Olamaz, olamaz. Bu gördüğümüzün tüm. Ben... Limon bir talihsizlik yaşadı dut çiçeği. Menekşelerinden biri kayıp. Hayır. Ama nasıl? Bilmiyoruz. Bu senin için çok üzücü olmalı. Ben de kötü hissettim. Eminim öyledir. Hadi Limon. Sana kafede krepli ve ayıltıcı meyve suyu olan bir kahvaltı hazırlayayım, tamam mı? Limon, gerçekten dut çiçeğinin böyle bir şey yapmış olabileceğini sanmıyorsun, öyle değil mi? Elbette hayır ama görmedin mi? Neyi görmedin mi? Bahçesi benimkinin hemen yanında. Bu doğru. Yani? Dut çiçeğini uzun zamandır tanıdığımız da gerçek. Limon, insanları suçlarken dikkat et. Birinin duygularını incitebilirsin. Ben bunun olmasını hiç istemem. Haklısın çilek kız. Dut çiçeği asla böyle bir şey yapmaz. Ne oldu limonlu şeker?
olmuş, bu nasıl olur? Bu olamaz, görmedim. Onca zamandır buradayım ama ben bir suça şahit olmadım. Bir suç olduğundan pek emin değiliz aslında. Dut çiçeği bir şey görmediyse başka bir açıklaması olmalı. Limon'un ne demek istediğini anlıyorum Çilek Kız. Tüm gün dut çiçeğinden başka kimse burada değildi. Ve en büyük rakibi olduğumu söyledi. Belki de sana iltifat ediyordu. O açıdan çok iyidir. Peki neden menekşelerini aldığını düşünüyorsun? Çünkü yıllardır çiçek yarışmasını onun gülleri kazanıyor. Ve bu yılda kazanmayı garantilemek istedi. Aa, sen hemen buraya gel başımın sevimli derdi. Ah Limon, menekşelerin için çok üzgünüm. Onları ne kadar önemsediğini biliyorum. Ve özel bir şeyi kaybetmek çok kötü bir şeydir. Teşekkürler Çilek Kız. Ama sen yapmamışken birinin seni suçlaması da kötü hissettirir. Biliyorum ama kimse yokken neden sürekli orada duruyor, söyler misin? Belki onca zaman orada gülleri üzerinde çalışıyordu. Çünkü onlara çok önem veriyor. Senin menekşelerini önemsediğin gibi. Ha, bu doğru. Sadece tam olarak emin olmadan önce kararını verme sakın, tamam mı? Bu tamam Çilek Kız, tamam, denerim. Ve bu arada hep birlikte umalım da çiçeklerine olan şey tekrar olmasın. Oha, benimkiler gitmiş. Benimkiler de gitmiş. Nasıl olabilir? Bunu kim yaptı? Limonunkiler gibi. Herkesin çiçekleri kayboldu. Herkesinki değil. Dut çiçeği. Hiç kaybolan var mı? Neyse ki tüm güllerim burada. Çiçekleriniz için çok üzgünüm hayatım. Başka kim olabilir? O olmalı. Limon'un dediği gibi. Durum çok ciddi Çilek Kız. Çok ciddi. Bahçem sizinkiler gibi olmuş. Korktuğum olmuş. En iyi güllerim de onlar. Ama kaybolmuş. Dut çiçeği, ben çok 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 üzgünüm. Ne kadar üzüldüm bilemezsin. Ne yapacağız? Çiçek festivali 2 gün sonra. Bu olayı çözeceğiz prenses. Tamam kızlar, herkes ne buldu? Bütün çiçekler kayıp ve onları her kim götürdüyse... Eğer biri götürdüyse... Tamam. Eğer biri götürdüyse ya çok iriler ya da bir sürü kişiler. Ama hiçbir iz bulamadık. Evet. Bizimkiler hariç hiç iz yok. İşte bu ürkütücü. Belki de alanlar uçuyordur. Olabilir. Bu noktada her şey mümkün. Bu korkunç trajedi olduğu gece neredeydiniz söyleyin. Uyuyordum. Ben de. Uyuyordunuz ha? Bu oldukça şüpheli görünüyor. Limon, onlar geceleri hep uyur. Üzgünüm. Menekşe yaprağı salatası ha? Merhaba limonlu şeker. Evet, en sevdiğimdir benim. Değerli menekşelerim. Yemek mi? Bay Uzun Surat, nasıl yaparsınız? Ama onlar senin menekşelerin değil ki. Otları yoldum, onları suladım ve bütün hafta üzerinde çalıştım. Değiller mi? Hayır, onları kendim yetiştirdim. Korkarım festivale katılacak kadar iyi değiller. Ama yenilecek kadar iyiler. Ay, üzgünüm Bay Uzun Surat.
kız. Bay Uzun Surat'ın duygularını incittiğinden beri o kötü his beni hiç bırakmıyor. Hem de beni uyarmıştın. Biliyorum. Ama bazen sonuca varmamak zor olur. Bir daha olmayacak. Tüm durumu değerlendireceğim. Yapacağımız şey de bu. Evet. Hırsız avı kampı için hazır olun. Gerçekten bu çok korkutucu olacak. Sabırsızlanıyorum. Yakaladık. Hırsız bonbon mu? Aa, en beklenmedik kişi. Komik. Hırsız olamayacak kadar küçük. İyi olduğundan bahsetmeye gerek yok. O zaman hadi resimleri kontrol edelim. Bu harikaymış. Bana bak. Sen bana bak. Hey Limon, menekşelerinin resmi harika çıkmış. Çok güzel Çilek kız. Teşekkür ederim. Hey millet buraya gelin. Şuna bir bakın. Aa, şuna bakar mısınız? Bu da ne böyle? Bilmiyorum. Ama bu her neyse fotoğrafın açısına göre tam olarak şuradaymış. Hadi Limon, bakmak istiyorsun öyle değil mi? Tabii. Şşş, çok sessiz olun. Yavaş yürüyün, tamam mı? Şşş, dikkat edin. Bunu gördünüz mü? Evet, işte orada. Ay, belki de kaçmalıyız. Hayır, sakın korkmayın. O bir, biz altı kişiyiz. Evet ama ne yazık ki beşimiz korkudan dondu. Prensese bu işi çözeceğimize dair söz verdik. Ve bunu yapacağız çocuklar. Tamam. Şimdi. Sadece gölgeler. Tahmin etmeliydim. Bulutlarda hayvan şekli görmek gibi bir şey bu. Tamam, şimdi ne yapacağız? Ne yapacağımızı ben biliyorum. Benimle eve gelip güvende olacaksınız. Ver o menekşeyi. Ne? Neler oluyor? Ağlamaz. En azından başka çiçek hırsızlığı olmadı. Seneye onun yerine seramik festivali yapalım. Çocuklar söyledim ya, yerin altında bir şey var gibiydi. Aşağı yukarı yanlara ve ileri hareket ediyor ve sallanıyordu. Sanki deprem oluyordu. Deprem mi oluyordu? Deprem falan olmadı. Deprem gibi bir şey miydi? Hayır. Deprem olmadan önce hava kararır ve kedilerle köpekler bağırmaya başlar. Hayır. Sakin olun. Herkes sakin olsun. Yerin altında bir şey var. İşte orada. Bu bahçenin olduğu yer. Hadi. Bakın dut çiçeğinin daha çok gülü kaybolmuş. Aa, buna çok üzülecek. Benimkilerden üç tanesinin kaybolduğunu fark ettim. İki tane kalmış. En iyi menekşemi içeri taşımam iyi olmuş. Burada sadece dört tane kalmış. Yanılıyor olabilirim ama bence kayıp çiçekler ve yer sarsıntısı birbiriyle bağlantılı. Vay canına! Bunu gördünüz mü? Nasıl olur? Nasıl oldu? Bakın! Çiçeklerin toplandığı gibi bir hisse kapıldım. Evet, aşağı çekiliyorlar.
Yakalayın. Bakın. Vay canına. Kızlar, bizi buna bulaştırdığım için üzgün olduğumu söylemeliyim ve belki de çiçekleri alınabilmemize gerek yoktur ve tabii deprem miydi? Bunu çözmek istemiyor musun? Hadi, hepimiz senin yanındayız. Evet, dostların yanındayken başına ne gelir ki? Bir sürü şey. Limon, Gizem'in üzerine biraz ışık tutmanın zamanı geldi. Tamam Çilek kız, öyle diyorsan. Canavar mı? Bunu söylemek zorunda mıydın? Sence tek başıma var iki mi? 3-4 tane gibi geliyor. Bu olamaz. Korkutucu mu? Ya da çok korkutucu. Çok ama çok korkutucu. Bu gerçekten, gerçekten çok şirin. Merhaba ufaklık. Bizden korktun mu? Sana zarar vermeyiz. Çok mu acıktın? Ona yardım edelim. Hadi piramit yapalım. Evet, bu çok iyi. Ayağına dikkat et. Bana elini ver. İşte oldu. Başardık. Sanırım hırsızımızı bulduk. Sanırım haklısın. Peki Limon, menekşelerinin birinden birincilik ödülü aldın kesin. Ve bir tarla sincabı olması daha da güzel. Ama durun, tamam çok şirin ama prensese ne diyeceğiz kızlar? Bu tarla sincabı buradayken artık çiçek festivali yapamayız. Ya da çiçek bile yetiştiremeyiz. Sanırım bir fikrim var, evet. Limon, sen çok akıllısın ama festivale katılacak çiçeğin kalmaması beni üzüyor. Beni de. Şunlara bak. Çok güzel değil mi? Çok güzel. Bunları ne yapıyor? Sana yardım edebilir miyim dut çiçeği? Merhaba Limon, teşekkür ederim. Dut çiçeği. Şunu söylemeliyim ki için üzgünüm. Bakın, kazanmak için çiçeklerimi almış olabileceğinizi düşünmüştüm. Oh Limon. Kalbimde böyle bir şey yapmayacağınızı biliyordum. Ama bir şekilde gerçeği öğrenmeden kendimi bunu düşünürken buldum. Beni affeder misiniz? Elbette Limon. Baksana, kazanmak istiyorum. Ama yarışmadaki tek kişi olmanın ne anlamı olurdu? En sevdiğin çiçeklerden vazgeçtiğini duydum. Bunu yaparak beni kurtardın. Tabii diğerlerini de. Teşekkürler. Şimdi hadi yarışmaya. Umarım kazanırsınız. Teşekkür ederim Limon. Ve ikinciliği kazanan kişi... dut çiçeği ve güzel gülleri. İkincilik ödülü mü? Birinciliği kazanamadı mı? Buna inanamıyorum. Bence gülleri en güzel olanlardı. Şimdi Çilekli Bahçe şehrinin en güzel çiçekleriyle birincilik ödülünü kazanan kişi Limonlu Şeker. Tebrik ederim Limon. Çok menekşelerin güzel. Gerçekten birinciliği hak ediyordu. Ama ben çiçek getirmedim ki. Nasıl oldu? Çilek kız senin için katıldı.
teşekkürler Çilek kız. Aa, hiç önemli değil, rica ederim Limon. Ama bu dut çiçeğinin fikriydi. Teşekkür ederim.